Efendim beni hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ama ben buraya gelirken bir takdim hazırlamıştım. Fakat şimdi konsepti görünce onu değiştireceğim. Şimdi ve ona göre bir şey sunacağım. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Denizler neden önemlidir? Denizler gençler için neden önemlidir? Açalım gene de. Evet. Şimdi bu Mavi Vatan haritası bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda işte devletimizi yönetenlerin önünde poz verdiği 462 bin kilometre karelik Mavi Vatan haritasıdır. Biz, benim hissettirmek istediğim, bu haritayı da 18 yılda çizdim bu arada. Yani bu böyle cetvelle çizilmiş değil. Tek tek böyle bütün kıyıları tek tek inceleyerek, çizerek, hesaplayarak çizdiğim bir haritadır. Şunu söylemek istiyorum. Bir ülkenin, daha doğrusu bir devletin ülkesinin sadece kara ülkesinden oluşmadığını, deniz ülkesinden de oluştuğunu ve bunun üzerindeki hava ülkesinden de müteşekkil olduğunu algılattırmaya çalışıyorum. Bunu aslında, bu yeni bir algı değil. Tarihte Türkler hep bu algı içerisinde olmuşlar. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'a Barbaros Hayrettin Paşa şunu söylemiş. Suyu yöneten toprağı yönetir. Suyu yönetirsen toprağı yönetirsin. Denize hakim olursan cihana hakim olursun demiştir. Ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu tavsiyesiyle Osmanlı Devleti en muhteşem devrini Kanuni Sultan Süleyman zamanında ama Barbaros Hayrettin Paşa döneminde yaşamıştır. Onun için denizde büyümek, denize önem vermek her bakımdan büyük devlet olmak isteyenlerin, büyük millet olmak isteyenlerin amacı olmalıdır. Şimdi denizler neden önemli? Yaradan insanı da dünyayı da hemen hemen aynı şekilde yaratmış. Nasıl? Dünyanın %70'inden fazlası su, insanın da %90'ından fazlası su. Aslında çoğunluğu su. Ve organlar arasındaki ilişkiyi su sağlıyor, sıvı sağlıyor, kan sağlıyor. Kıtalar arasındaki ilişkiyi de su sağlıyor. Dolayısıyla bugün dünyada ithalat ve ihracatın %90'ı denizler yoluyla yapılıyor. Türkiye bir deniz ülkesi. Bir kere bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Ama bakış açımız yanlış bizim. Bakış açımız, haritaya bakış açımız yanlış. Neden? Neden yanlış? Şimdi ben size sorsam desem ki, ya arkadaş, Türkiye nasıl bir ülkedir desem, bana hemen hemen %99'u, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Hem de Türkiye'nin en elit insanlarının bulunduğu bu toplumda dahil. Çünkü biz haritaya doğru bakamıyoruz. Halbuki Türkiye bir yarımada ülkesi değil. Türkiye iki yarımada ülkesi. Birisi Trakya yarımadası, birisi Anadolu yarımadası. Ve bizim ülkemiz dünyada çok ender bir ülkedir. Nasıl ülkedir? Bizim ülkemizin diğer parçasına geçmek için diğer parçasından deniz geçmemiz lazım. Deniz de bölünmüştür bizim ülkemiz ikiye. Birisi küçük parça, birisi büyük parça. Üç tarafı da denizlerle çevrilidir. Yedi tarafı denizlerle çevrilidir. Neden? Trakya Yarımadası'nın üç tarafı Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi. Anadolu Yarımadası'nın dört tarafı Karadeniz, Marmara Denizi, Adalar Denizi ve Akdeniz'dir. Dolayısıyla bir kere şunu değiştirmemiz lazım. Türkiye yedi tarafı denizlerle çevrili, iki yarımadadan müteşekkil bir deniz ülkesidir. Şimdi diğer yandan bizim sınırlarımızın uzunluğu 11 bin küsur kilometredir. Bunun 8500'ü denizdir. Biz tam bir deniz ülkesiyiz. Nüfusumuzun %70'i deniz kenarlarında yaşar. Dünyada da bu böyledir. Dünyada da nüfusun %75'i kıyı bölgelerinde yaşar. %85'i başkentlerin kıyı bölgelerindedir. Dünya ticaret merkezlerinin ve güvenlik güç merkezlerinin hemen hepsi kıyı bölgelerindedir. Şimdi bakın, gençler için söylüyorum. Denize önem verin.
Neden? Deniz gelecek çünkü. Deniz geçmişti, deniz şimdi ve deniz gelecek. Bizim geleceğimiz ve şimdimiz denize bağlı. Şimdi ulaştırmaya bakalım. Ulaştırma bakımından baktığımız zaman, bakın deniz yoluyla ulaştırma, demir yoluyla ulaştırmadan 3,5 kat daha ucuz. Karayoluyla ulaştırmadan 7 kat daha ucuz. Hava yoluyla ulaştırmadan 22 kat ucuz. Şimdi o yüzden neden dünyada da Türkiye'de de ithalat ve ihracatın %90'ı deniz yoluyla yapılıyor? Çünkü ucuz. Üzerine nakliye bindirmek istemiyorsunuz. Nakliye ile bunu fiyatını arttırmak istemiyorsunuz. Hem ucuza getirmek istiyorsunuz, hem ucuza göndermek istiyorsunuz. Şimdi fakat bizim Türkiye'de maalesef bu işte ulaştırma politikasında entegrasyon yok. Sinerji yok. Neden? Bakın, bizim Akdeniz'de 3 tane limanımız var. İskenderun, Mersin ve Antalya. Şimdi Mersin limanının aslında Antalya limanı müthiş bir limandır. Müthiş bir limandır. Ama Antalya limanı Mersin limanının 30'da biri iş yapmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü demir yolu bağlantısı yok. Arkasında ikinci en ucuz olan bağlantı yok. Bağlantı yok. O yüzden demir yolu önemlidir. Şimdi denizler şunun için önemlidir. Bir, enerji kaynakları için. İki, ulaştırma için. Üç, gıda için. Şimdi enerji bakımından baktığınızda dünyada petrolün %30'undan fazlası, doğalgazın da %50'sinden fazlası denizlerden çıkıyor. Ve bu oran denizlerin lehine her geçen gün artıyor. Türkiye bunu test etti zaten. Nerede test etti? Doğalgazı Akçakoca açıklarında bulduk, değil mi? Ve bulduğumuz bu doğalgaz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde üst üste bütün karada bulunmuş doğalgazları biriktirin koyun, şu andaki bulduğumuzun %1'i etmiyor. O zaman gelecek neredeymiş? Denizlerdeymiş. Şimdi Türkiye'nin enerji bakımından bakarsak çok önemli bir şey vardır. Türkiye'nin şurası, bakın şu bölge, hani bize yedirmek istemedikleri bölge var ya, bu bölgede gaz hidratlar var. Gaz hidrat ne? Gaz hidrat, karadaki kaya gazının denizdeki versiyonu. Yani bir birim gaz hidrat, balon gibi düşünün, şişirildiği zaman balon yüzlerce kat kendi hacmini oluşturuyor. İşte gaz hidratlar da çözeltildiği zaman bir birim gaz hidrat 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Şimdi bu çalışmanın içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi de vardır. Karadeniz'deki gaz hidratlar Türkiye'nin 272 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Doğu Akdeniz'deki ise 600 yıla yakın karşılıyor. Niye Doğu Akdeniz'de bize bunu yedirmek istemiyorlar? Niye savaş, niye yaptırım, niye şu oluyor, ne bu, niye oluyor? İşte sebebi bu. Şimdi bizim denizlerimizde petrol var, bilinen. Uranyum var, manyetit, ilmenit var, gaz hidratlar var, metan hidratlar yani. Bunların hepsi var ama biz sadece ve sadece şu anda doğal gazı çıkartabiliyoruz. Çıkartıyoruz onu da. Ama şunu söyleyeyim ben size. Karadeniz'de çıkan doğal gaz, gaz hidrat yataklarının üzerinden çıkıyor ve bu sadece yumağın ucu. Yumağın ucu. Yani ben size şu kadarını söyleyeyim. Bana göre bir büyük devlet olabilmek için bir gerek şart var. Devletin otoritesinin tesis edilmiş olması. İki de yeter şart lazım. Enerji sorununu halletmiş olmak ve nükleer teknolojiye sahip olmak. Türkiye enerji sorununu denizle halledebilir. Doğru mu? Büyük devlet olacaksa. Onun için denizlerine sahip çıkması lazım. Nükleer teknoloji de
İşte bu nükleer santraller yapılıyor. Biz barışçı amaçlardan bahsediyoruz. Nükleer santraller yapılıyor. Şimdi nükleer santralin karşısına çıkanlarla Doğu Akdeniz'de bizim üzerimize gelenlerin ortak bir cephe olduğunu hiç unutmayalım. Ve bunun gördüğümüz kadarıyla sebebi Türkiye'nin büyük devlet olmasının önüne geçilmesi. Şimdi şurada şunu söyleyeyim. Enerji bakımından Türkiye denizlere bağımlıdır. Dünya bağımlıdır. Bugün Katar doğalgazının %85'inden fazlasını denizden çıkartıyor zaten. Basra Körfezi'nde de öyle, İran'da vesaire de hepsi denize bağımlı. Şimdi dolayısıyla bizim önümüzde böyle dolu. Gaz hidratlar, mesela şu bölgede de gaz hidratlar var. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bunun üzerinden sızan doğalgazı çıkartıyorlar. Şimdi gelelim denizlerin diğer kısmına. Burada her hafta balık yiyen kaç kişi var desem? Evet. Ayda bir balık yiyen? Senede bir? Evet. Şimdi bakın, biz üç tarafı denizlerle çevrili değil artık, yedi tarafı denizlerle çevrili iki yarımada ülkesinde oturuyoruz. Etrafımız deniz dolu, balık da dolu. Dünyada kişi başına, hiç denize olmayan ülkeleri düşünün, orada yaşayan insanları düşünün, onların hepsini düşünün. Kişi başına düşen balık miktarı 16 kilogram. Çevir bir tane Moğol'u, hemen 16 kilogram üzerinde balık işareti yazan bir şey gör. Hayal et, öyle bir şey düşün. 16 kilogram. Bu Avrupa Birliği'nde 25 kilogram, Japonya'da 70 kilogram. Balık insan sağlığı için, insan beyin ve fizik sağlığı için son derece önemli. Önemli olduğunu herkes biliyor. Neden? Omega 3 filan vitaminleri alıyor millet. Değil mi? Ben almıyorum ama alanlar var. Şimdi Türkiye'de ne kadardır sizce balık tüketimi? 3-3,5 kilo. Ya biz balığımızdan istifade edemiyoruz, yiyemiyoruz. Sağlığımız, çocuklarımızın sağlığı açısından son derece önemli. Diyeceksiniz ki, ya amiralim, biz etçiyiz. Doğru mu? Değil, ette de aynı oran var. Dünya ortalamasının 1/5'iyiz. 1/5'iyiz. Ve biz aslında tahılcıyız, ekmekçiyiz. Tahılcıyız, ekmekçiyiz. Adamın bir tanesi demiş ki, ekmek ceza almış. O, herhalde ekmekten dolayı değil, değil mi? Ne ondan sonra? Şimdi, bakın, istihdam konusu. Mühendisler, istihdam konusu son derece önemli. Türkiye'de istihdam sorunu denizlere önem vermekle çözülebilir. Yani o da bir alternatif. Hem de çok önemli bir alternatif denizlere önem vermek. Dünyada 500 milyon kişi geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Biliyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? 16 kişiden biri, çevirdiğin 16 kişiden bir tanesinin geçimi balıkçılıktan sağlıyor. Annesi, babası işte neyse. O da balıkçılık yapıyor, parayı o sağlıyor filan, öyle de düşünün. Ama 500 milyon kişi geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Balıkçılık öyle enteresan bir şey ki, mesela bir insanın istihdamı için, bir istihdam yaratmak için, bir kişilik istihdam oluşturmak için 70 bin dolara yakın para harcamak lazım bugün. 70 bin dolar. Balıkçılık için 10 bin doların çok altında. 7 kişiye istihdam oluşturacağın masrafla, bir kişiye istihdam oluşturacağın masrafla 7 kişiye iş alanı oluşturabilirsin. Şimdi ben Afrika'ya falan gidiyorum. Afrika'da da arkadaşlarım var, böyle bürokrat falan, işte bakan falan. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle fiber tekneler var. O fiber teknelere bir şey yapıyorlar, kalıpla döküyorlar. O kalıpların döktükten sonra vatandaşa veriyorlar, bir ağ veriyorlar. Bir günlükte bir balıkçılık eğitimi veriyorlar, olta veriyorlar, git diyorlar, balığı yakala, getir, kooperatife ver, satıyoruz biz diyorlar. Çok basit. Bize de kooperatifçilik, zaten balık kooperatifçiliği çok yaygındır.
Ya biz bunu becerebilecek durumdayız. İstanbul bu bakımdan önemli. Mimarlar, mühendisler mutlaka şuna önem vermeliler. Bugün Türkiye'de, Akdeniz'de 800 ile 1 milyon arasında tahmin edilen tekne var. Tekne var. Dolaşıyor yat. Yat dolaşıyor. Bunların bağlama yeri kapasitesi, ya bağlama yeri şu anda 500 bin civarında. Marina yap. Marina'yı yaptığın zaman dönüşü garanti. Tıklım tıklım oluyor. Yer bulamıyorsunuz. Teknesi olanlar vardır, benim yok da. Teknesi olanlar olanlar bilir, yer bulamazsınız. Onun için Türkiye'de marinacılığa çok ciddi önem verilmeli. Gemi inşa sanayinde biz dünyada en ileri seviyelere geldik. Savunma sanayi bakımından bakarsak 14 ülkeden bir tanesiyiz şu anda ihracatçı. Savunma sanayi ürünleri ihraç eden 14 ülkeden bir tanesiyiz. Ve çok önemli, çok önemliyiz. O nedenle savunma teknolojilerine, savunma sanayine, gemi inşa sanayine çok çok önem vermek lazımdır. Çok çok önem vermek lazımdır. Şimdi deniz ulaştırması konusunda, bakın %85 sınırlarımızın deniz olduğunu söyledik. Nüfusumuzun %70'inin deniz kenarlarında yaşadığını söyledik. İthalat ve ihracatımızın %90'ının deniz yoluyla yaptığını söyledik. 7 kat karayolundan ucuz olduğunu söyledik. Paramızı, vergimizin çoğunun petrole gittiğini söyledik. Ondan tasarruf yapmak için bizim deniz ulaştırmasına önem vermemiz gerekmez mi? O parayı, petrole vereceğimiz parayı tasarruf ederek başka yerlere yatırım yapma imkanımız var mı deniz ulaştırmasına önem vererek? Peki Türkiye'de deniz ulaştırmasının yurt içindeki payı ne kadardır biliyor musunuz? %4,5. Parayı biz kamyona yüklüyoruz. Petrole veriyoruz. Çok ciddi, cidden yani enflasyonun da harcamaların da bütçe açığının da nedenlerinden bir tanesi de bu. Buna önem vermemiz lazım. Şimdi mavi vatan işte bu denizlerimize sahip olmadır. Enerji bakımından, ulaştırma bakımından, balıklar bakımından vesaire. Mavi vatan deniz yetki alanlarımızdır bizim. Öngörülen, ilan ettiğimiz ya da ilan etmeyi öngördüğümüz deniz yetki alanlarımızdır. Münhasır ekonomik bölgemizdir. Canlı ve cansız kaynakların sadece bizim tarafımızdan çıkartılıp kullanılabileceği deniz alanlarıdır. Şimdi ben size söyleyeyim, bu mavi vatanda Yunanistan bu haritayı koymak istiyor. Biz buraları, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, olta atacak yer kalmayacak diye. Evet, olta atacak yer gerçekten kalmıyor. Çok güzel bir tarif. Şimdi ve ben bu mavi vatanı geçen hafta Allah'tan büyük bir şey oldu, tevafuk oldu. New York Times'ta benim tam sayfa bir röportajım çıktı. Bu mavi vatanı neden haklıyız? Yunanistan neden haksız? Bizim hukuki gerekçelerimiz nedir? Vesaire nedir diye bir röportaj verdim. Ama hakikaten mat oldular. Sonra Yunanistan dedi ki, Yunanlı gazeteci de söyledi, bunlar da söyledi. Ya Yunanistan bu kadar silah alıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Türkiye bununla başa nasıl çıkacak diye. Birincisi dedim, soruda itiraf var. Demek ki Türkiye'ye siz saldırmayı düşünüyorsunuz. Türkiye'ye karşı silahlanıyorsunuz, itiraf ediyorsunuz. İkincisi, Türkiye taşıma suyla değirmen dönmez. Türkiye bir silah üreticisi. Türkiye kendi silahını kendisi üretiyor ve kalitesi de fiyatla karşılaştırıldığında çok çok yüksek. Eğer Yunanistan bu ekonomik zorluk içerisinde silahlanmak istiyor ise parasını öyle hem kalitesi düşük hem fiyatı yüksek silahları almak yerine dışarıdan gelsin komşusu Türkiye'den alsın dedim. Hepsi... Ve hem Yunan gazetelerinde manşet oldu, hem de bizim gazetelerde Cihat Yağcı lafı gediğini oturtturdu. İşte aldı falan diye bu hafta manşet oldu bunlar. Onun için de Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun. Türkiye'nin denizlere sahip çıkmasını nasip etsin. Allah Türk milletini de donanmasız bırakmasın. Sağ olun.